Merhaba hepinize. 92. temel eğitim sınavının A kitapçığını çözüyoruz ve 51. sorudayız. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır? Atar damar kanamasıdır arkadaşlar. Fışkırır tarzdaysa atar damar kanamasıdır. 52. soru. Elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Hasta veya yaralıya su ile müdahale edilmelidir. Kesinlikle su iletkendir. Elektrik akımı iletir, müdahale edilmemelidir. B şıkkı. 53. soru. Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık yaralanmalar sınıfında değildir? Hematom. E şıkkı. 54. soru. Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde küçük miktarda bile kimyasal etkileriyle yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa bu maddeye ne diyoruz arkadaşlar? Zehir. Olaya ise zehirlenme denilmektedir. A şıkkı. 55. soru. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlıca risk grupları arasında yer almaz? Yeterli miktarda su tüketenler. B şıkkı. 56. soru. Yanma kapasitesine sahip maddelere ne diyoruz arkadaşlar? Yanıcı madde diyoruz. Yanma kapasitesine sahip maddelere yanıcı madde diyoruz. C şıkkı. 57. soru. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir? Metan arkadaşlar, sıvı yanıcı maddelerden değildir. 58. soru. Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? Tabii ki su arkadaşlar. 59. soru. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak yeşillikleri ortamları ve yeryüzeyin sarsmasına ne diyoruz? Deprem arkadaşlar. Değişik. 60. soru. Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir? Yangın diyoruz arkadaşlar. B şıkkı. 61. soru. Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir? A sınıfı için en ideal söndürme maddesi sudur arkadaşlar. 62. soru. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz? Bilgi işlem merkezi yangınlarında kullanılmaz. 63. soru. Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir? Sel diyoruz arkadaşlar. 64. soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz? Tabii ki kolonya. Her evde kullanılıyor değil mi arkadaşlar? 65. soru. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir? Kendi bakım ve temizliğine özen gösterme. 66. soru. İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özelliklerini oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir? Geri bildirim.
A şıkkı arkadaşlar. 62. soru. İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Duyguları ifade etmenin en iyi yolu beden dilini etkili şekilde kullanmaktır arkadaşlar. 68. soru. İletişim sürecinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Açık ve anlaşılır olması. E şıkkı. 69. soru. Hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması, iyi kodlanabilir olması, bilinen olması, iletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisinin özelliğidir? Kaynak ve vericinin özelliğidir. B şıkkı. 70. soru. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Empatide anlamaya çalışmak, sempatide hak vermek ön plandadır. 71. soru. Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? Dil arkadaşlar. En eski manevi kültürümüz. 72. soru. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişiminin kötü işlenmesine ya da tümüyle engellenmesine neden olan şeylere denir? Gürültü. Değişik. 73. soru. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde ve işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir? Sorgulama. 74. soru. Özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ayakları omuz genişliğinde açık, elleri kemerinde, kendinden emin bir şekilde durması. D şıkkı. 75. soru. Aşağıdakilerden hangisi karşıdakini dinlediğimizi gösteren fiziksel işaretlerden birisi değildir? Kollarımızı birbirine bağlamak.